orada. Gördün mü? Bik orada. Aslında arabayı durdur. Durdur şu lanet arabayı. Cody. Hey. Cody. Cody. Hallerin. Hey. Hey. Cody. Dayanın dostum. Hey 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 benim, benim. Vuruldun mu? Kötü mü? Çok mu kötü? Toplarda mı? Kanıyor dostum. Ah. Ah. Bakayım bakayım. Olamaz gördün mü? Gördün mü o kızı öldürdü. Lanet olası. Orospu çocuğu. Hey 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 kendini yorma. Siktir. Neyse. Lesi'ye iyi bakmalısın. O iş bende merak etme tamam mı? Onu düşünme. Evet. Bu pisliğe nasıl bulaştın ha? Ne oldu? Anlat hadi ne oldu? Toro. O ondan bir şey aldım. Ondan bir şey aldım. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Kardeşim. Biz dostuz. Birlikte saçma şeyler yaptık. Evet yaptık. Aynen öyle. Jonas söyle. Ona bir şey bıraktım. Ne? Nerede? Söyle bana. Hadi Cody. John biliyor. John her zaman bilir. Yeter. Gel hadi. Yanındayım. Buradayım. Jonas söyle. Buradayım. Ona üzgün olduğumu söyle. Zor yoldan gitmesi gerek. Tamam yanındayım kardeşim. Siktir. Siktir. Ben çocukken hep senin hikayelerini duymuştum. Ve satranç oynadığını görünce... Golf ve satranç oynayan süt giyimli bir siyahla karşılaşacağını tahmin etmedin. Öyle değil mi evladım? Yani Afganistan, özel kuvvetler, Zenci Rambo, Felluce hikayeleri, sokak dövüşü hikayeleri. Bak,
İnsanlar bir şeyleri abartmayı sever. Çünkü efsanelere inanmak isterler. Ama gerçek şu ki ben Süpermen falan değilim. Ve bir dövüşçü de değilim. Amcan Cody. O gerçek bir serseri. Ve haftaya buraya geldiği zaman göreceksin. Ve barda yeni ortağım olduğu için Cody'nin masallarını kendisinden duyma şansın olacak. Ama şimdi çöpü atmanı istiyorum. Sonra da seni eve bırakacağım. Çünkü geç kaldığın için ablamın dırdırını çekmek istemiyorum. Tamam mı? Carmine's boktan bir zenci hipster mekanına dönüşmüş. Olmaz. Benim semtimde izin vermem. Mekanın sahibi kim? Bak ne diyeceğim. Ben bir iş adamıyım. Verdiğinin 20.000 fazlasını öderim. Toparlan. Bushwick'te ya da başka bir semte takılırsın. Olayı çözeriz. Kapiş? No kapiş. Size iyi geceler beyler. Kapattık. Hey götü olanı. Bu adamı tanıyor musun? Sakin ol Polly. Bana bırak. Adın ne sert çocuk? Payne. Çok uygun bir isim. Bana bak Payne. Tam olarak anlamadın galiba. Bu mekanın bizim semt için manevi değeri var. Burada önemli adamlar içti, vuruldu ve öldü. Anlaşmayı kabul et. Yoksa pazarlık yapmam ve pişman olursun. Şahmat. Aslında benim için de manevi değeri var. Çünkü bir evladın acısını bilirim. Babası girmesi yasak olan bir barda öldürülmek üzereydi ve o adamın oğlu büyüdü ve bir gün o barın sahibi oldu. Bak, öncelikle hayır cevap olarak kabul etmeliydim. İkincisi, girerken yeğenime omuz atıp saygısızlık gösterdim. Buna göz yumdum çünkü adam olmayı öğrenmesi gerek. Üçüncüsü, zenci dediğini duydum. Aa, hoş değil. Kodes yargonuna ve dandik kıyafetine bakınca içeriden yeni çıktığın belli oluyor. Sana birkaç değişiklikten bahsedeyim. Çünkü içerideydim. Musluklar elini altına koyunca otomatikman çalışıyor. Siyahi ve sarışın bir başkanımız oldu. Ve burası artık Carmine's değil. Evet. Sen kiminle konuştuğunun hiç farkında değilsin dostum. Ve belli ki sen de hiç umurumda olmadığının farkında değilsin dostum. Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim. Önce çeneni kıracağım, suratını dağıtacağım ve seni camdan dışarı fırlatacağım. Zaten o pencereyi değiştirmeyi planlıyordum. Sıska arkadaşın Polly'yi de sona saklayacağım. Böylece sana ne olduğunu anlatabilirim. Çünkü polisler seni yine içeri atacak. Belindeki 380 yüzünden şartlı tahliyeni ihlal ediyorsun. Yine de silahlı gelmen zekice. Ama ufacık bir hata yaptın. Öyle mi? Neymiş? Sana bu kadar yaklaşmama izin verdin. Yakala. Come on.
çenemi kırdın. Bittin sen. Bittin sen. Dövüşçü olmadığını söylemiştin. Değilim. Dövüşmek karşılıklı fiziksel darbeler demektir. Sadece ben vuruyorsam teknik olarak dövüş sayılmaz. Süpürgeyi getir. Polisler birazdan gelir. Bana dövüşmeyi öğretirsen bu olayı anneme anlatmam. Dediğim gibi dövüşçü değilim. Cody amcan sana öğretir. Payne... Ne zaman? Birazdan orada olacağım. Aradığın için teşekkür ederim Arnold. Cody amcan pazartesi günü gelemeyecek. Briggs yukarıda sizi bekliyor. Aşağıdaki bütün kapıları kilitli. Pekala. Arnold. Seni Avrupa'da görmeyi hiç beklemiyordum John. Ben de aynı şekilde. Gel hadi bir Roma geçelim. Son geldiğinden beri birkaç değişiklik yaptım. Belli oluyor. Ne kadar kalacaksın? Cody'nin cenazesine kadar. Bir ihtiyacın olursa yanındayız. Teşekkür ederim. Cenaze törenini perşembe günü yapacağız. Blanche de orada olacağız. Bunca yıldır hala seninle birlikte mi o? Evet. Çok zor olmadı. Onu eve götürmeyecek misin? Ekibiyle birlikte buraya gömülmek isterdi Arnold ve sen de bunu bilmeliydin. İşler değişti John. Bunu bilmen gerek. Evet. Birliği artık sen yönetiyorsun. Sadece birliği değil. Eski ekipleri de yönetiyorum John. Bütün iş bende. Sen emekli olunca ortam değişti. Amerika, İsrail... İngilizler bile bizi inkar etmeye çalışıyor. Bitirmek istiyorlar. Senin de sorun çıkarmanı istemem. Benim için endişelenme Arnold. Evet. Geçmişi tekrar yaşamak istemiyorum. Sadece kardeşinle ilgilenelim. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Ne olduğunu anlatacak mısın? Nereden başlasam? Cody! Dur! Cody! Cody!
O kız bardağa taşınan son damlaydı. Cody'nin ortağı bile ölümden döndü ve tecrübeli bir herif. Cody! Cody! Hastiktir. Dayan dostum, dayan. Hastiktir! Evet, Mason Bellows. Afrika'da görev yapıyordu. İyi bir asker. Dik kafalı ama sağlam bir keskin nişancı. O ve Cody iyi bir ekipti. Bana soruşturma ile ilgili ne anlatabilir? Kes şunu John. Hadi dostum. Mason ve Cody, Doğu Avrupa'da yayılan yeni bir uyuşturucu şebekesine sızmak için kurulan timin parçasıydı. Cehennem gibi. Ama hazır olduklarını düşünmüyorum. Bu yüzden ADS'e görev verdim. Onları ben yöneteceğim. Ve? Ve sen emeklisin John. Bar işletiyorsun. Böyle devam et.
Başınız sağ olsun. Vali Bibescu, Bükreş polisinden. Kardeşinizle çalışmıştım. Cody harika bir insandı. Yakın mıydınız siz? Timdeki iki asker kadar yakınlık. Ben Mason, Cody. Hayatımı rica etsem içeride bekler misin? Sen otur ve biraz dinle. Tamam, olur tabii. Tekrar başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Bak, geçmişini biliyorum. Buradaki herkes geçmişini biliyor. Seninle çalışanlar, Cody ile çalışanlar ya da her ikinizle. Cody'nin ölümünün arkasında başka şeyler var. İçerideki muhbirinin cinayetiyle ilgili olmalı. Önce bir yerleşeyim ve Cody'nin cenazesiyle ilgileneyim. Sonra da seninle ve Mason'la konuşmak istiyorum. Tamam. Geldiğin için teşekkür ederim. Taziyelerimi sunmak istedim dostum. New York'a mı dönüyorsun? Hayır, bir süre daha buralarda olacağım anlaşılan. Onu aldıklarımda ben de yanındaydım. Kimler? Bu şehirde çok fazla şeytan var. Nerede olduklarını biliyor musun? Evet. Hissediyor musun? Rüzgarda. Havada. Kapılar açılıyor. Şeytanlar yükseliyor. Beni kapıda bekleyin. Beyler, polis hala peşimizde. Gözlerinizi açın ve şüphe duyarsanız beni arayın, tamam mı? Tamam patron. Kimsin lan?
Çözmem gereken iki sorunum var. Neredesin? Frank'in stüdyosundayım. Wig'in peşindeydim. Lanet olsun. Tamam, beni orada bekle. Yola çıkıyorum. Olmaz dostum. Hemen bu iki cesetten kurtulmam gerekiyor. Sabah buluşalım, olur mu? Tamam, merak etme. Sabah toplantıya gelirim. Kaseti de getir. Bilgisayarı gösterip bu işi çözmenin vakti geldi. Tamam. Arkanı kolla Valley. Dikkatli ol. Burada ne işin var? Ablam ve kocasıyla eğlenceli bir kelime oyununu kaçırdın. Affedersin, Mason'da işle ilgili. Unutma, sabah misafirleri havalimanına bırakmalısın. Uçak 8'de kalacak. Olamaz, aklımdan çıkmıştı. Endişelenme, ben hallederim. Kızın da yeni bir duş maratonuna katıldı. Sana iyi geceler demeyi unutmasın, tamam mı? Tamam, bu işi sana bırakıyorum. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapacaksın peki? Hayır. Bugünlerde kendinde değilsin. Yani Cody'den sonra. Biliyorsun tatlım, işim hakkında detayları konuşmayı sevmiyorum. Biliyorum. Biliyorum ama bu geceden keyif almaya çalış tatlım. Tamam. Sıra sende. Tamam. Denerim. Nedense ışıklar yanmıyor. Görevliyi arayacağım. Tamam, burada neler oluyor? Siktir Mason. Ne oldu? Burayı dağıtmışsın. Ben yapmadım efendim. Dışarısı çok karışık. Tahmin ettiğimizden daha boktan. Evet. Buna son vermeliyiz. Kimseye söylemeyeceksin. Özellikle Payne asla duymayacak. Efendim, o işini bilir. Belki bize yardım edebilir. Kardeşi vefat etti. Yeterince acı çekti. Evet. Siktir. Sabah ilk iş ofisime gelmeni istiyorum. Bu gece dinlen. Görev bitti. Bu bir emirdir. Emredersiniz.
Ben Payne. Ben Mason. Konuşmamız gerek. Nerede, ne zaman? Merhaba güzelim. Ne haber sarışın? Merhaba. Ben sek viski alayım. Turist olduğunu hemen anladım. Öyle mi? Amerikalı mısın? Çok mu belli oluyor? Adım Monica. Aslen Slovakyalıyım. Romanya'yı okumaya geldim ve kaldım. Doktor olmak istiyordum. Ama dansçı oldum. Bu hikayeyi daha önce duymuştum. Evet, bu akşam geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Şimdi büyük etkinlik için meraklı gözlerinizi sahneye çevirin. Karşınızda gizemli Sky ve melekleri. Birileri geçmişte Sky'la sorun yaşamışa benziyor. Dikkatli ol. Avukat olmak istiyormuş. O hikayeyi de duymuştum. Benim. Mason. Bu gece dinlen demiştim. Biliyorum ama Payne'i aradım. Buluşmak üzereyim. Hayır, sana çeneni kapatmanı söylemiştim. Ne dediğinizi biliyorum efendim. O Cody'nin kardeşi, ona güvenebileceğimi biliyorum. Mason. Bunu tek başıma yapamam. Mason'la mı görüşüyorum? Kimsiniz siz? Evet efendim. İyi, onunla nerede buluşacaksın? New York mu? Oradan mı geldin? Ne? Buna da mı cevap vermeyeceksin yani? Bak bebeğim, Sky, New York hiç sana göre değil. Hı, tabii. Bak bebeğim, sen bir çiçeksin. Hı hı. Çiçekler betonda açmaz değil mi? Galiba sen haklısın. Burayı sevmeye başladım. Yani şehrin gürültüsünden uzakta. Hı hı. Seninle olmayı çok özledim. Evet, ufak bir hata yaptım. Bak, bu kadar yaklaşmama izin verdi. Tabii ki. Merhaba bebeğim. Hoş geldin. Nerede o? Arkada. Payne, geldiğin için sağ ol. Seni görmek güzel. Bir dakika John. Beni görmeye gelmedin mi? Tabii ki senin için geldim. Ben sizi yalnız bırakayım. Hayır, yalan söylüyorsun. Benim için gelmedin, iş için gelmişsin. Değil mi? Ha, bebeğim. Her neyse unut gitsin. Boş ver. Hiç kurusu. Her zamanki sorunlar. Seni görmek güzel. Evet. Kardeşinle olanları öğrenmeye geldin, öyle değil mi? Ne biliyorsun? Fazla şey değil. Bildiklerini anlatsın. İtiraz yok. Bir kızla ilgili. Hep öyle değil midir? Yürü yürü gidelim. Bir dakika. Durun! Ah! Hayır! Hayır! Bırakın! Scar! Hey! John! İyi misin?
Hey, kızı duydunuz değil mi? Dışarı çıkın. Kızı rahat. Can! Hey! Sıranı beklesene. Kahramanlığı biz yaparız. Parayı ver. Gitmene izin vereyim. Çeneni kapalı tut. İyi günler. Sen iyi misin Sky? İyi misin? Evet iyiyim. Tamam. Hey. Hayır dediysem hayır. Şimdi toparlan hadi. Şu herifi de al ve siktir olup gidin buradan hemen. Hey dostum, kulağını unuttun. Aman Tanrım. Sakin ol. İyisin değil mi? Nasılsın? İyiyim. Bir şeyim yok. Güzel. Şimdi eve git ve kendine gel. Sonra tamam. Görüşürüz tamam mı? Hadi yürü. İyi misin dostum? Seni kontrol etmeye gelecektim. Ha, tamamdır, sorun yok. Birinin bana bir kulak borcu vardı da. Magellan 25, Luther'ın ikramı. Bodyguard'ımız. Teşekkür ederim bebeğim, sağ ol. Şu anda güvenebileceğim tek kişi sensin. Kesinlikle. Hey bak. Kardeşim ve ben Thor'a davasına bakıyorduk. Hepsi dosyada. Şimdi sadece ben ve Bibescu kaldık. Vali, onunla cenazede tanıştım. Benimle bir şey konuşmak istedi. İyi bir sebepten. Bak, Vali bir fahişenin kasetini buldu. Joe Wick adında bir pislik onu öldürüyor. Torunun şebekesinde bir patron. Karanlık, sadist piçin tekim. Zevk için pezevengini bir fahişeyle kelepçeletiyor. Kız daha reşit bile değil, manyak herif. İkisini de vuruyor ve kaybediyor. Vali... Kasedi kardeşin Cody'ye gösterdi ve sonu iyi olmadı. Wig'in peşine düştüm. Orada! Gördün mü? Wig orada! Karşıda! Arabayı durdur! Durdur şu lanet arabayı! Cody! Hey! Kıpırdama! Joe Wick'i nerede bulabilirim peki? Arkamda. Kırmızı mı? Yanındaki yavşak şişkoyu da gördün mü peki? Şu dövmeli mi? Hı? Frankie Fine bu kulübü işletiyor. Ayrıca Posey'de bir dans stüdyosu var. Joe Wick pazartesi ve perşembe geceleri gelir. Fine'in yeni yeteneklerini keşfeder. Dansçıları kurye olarak kullanıyorlarmış. Tora için. Buradaki bütün dansçı kızlar bir çıkış yolu arıyor. Yeni bir yüz istiyorlar. Kardeşinin elinde işi Toro'nun yönettiğine dair kanıt var. Kanıtı Ash Polaski'nin adresine postaladığını söylemişti. Sorun şu ki kardeşin kanıtı saklamış. Arıyorum, hala bir bok bulamadım açıkçası. Evet, evet. Dinleyin. Kalabalığın arasındaki genç kızlar. Sahneme çıkmak istiyorsanız beni bulun, tamam mı? Burada, kabare kulübünde birlikte eğlenelim. Sabah Briggs'le toplantımız var. Val ile gideceğiz. Ona kaseti göstereceğiz. Al. Cody'nin silahı. Umarım ne sakladığını sen bulabilirsin dostum.
Hadi ne Payne. Bu iş ciddi. Arkanı kolla, tamam mı? Görüşürüz. Ne işiniz var efendim? Bu akşam izinlisin lafının neyini anlamadın? Ah, siktir. Bu ne böyle? Arkadaş ziyareti mi? Sen ve John hasret mi giderdiniz? Evet öyle efendim, kesinlikle. Açıkçası bu davayı çözmeye çalışan tek kişi de benim. Yeter. Bak, bu iş Cody'nin ölümünden daha ciddi bir şey. İkinizin de idrak edemeyeceğiniz kadar derin, anladın mı beni? Evet efendim. Blanche arıyor. Buna cevap verseniz iyi olur. Blanche, söyledim ya, bu dava bir kabus gibi. Blanche, Noel'de olduğumuzu biliyorum. Ben de evde olmak isterdim. Bir dakika bekle tatlım. Sabrımı zorlama Mason. Artık tahammülüm kalmadı. Eve geliyorum bebeğim. Biz aynı takımdayız Briggs. Biz aynı takımdayız. Bunlar da kim? Kardeşim, zulaların hiç değişmiyor. Bir flaş verdik. Güzel. Bizi istiyonlamakla yanlış yaptın Leş. Arkadaşız sanıyordum. Ama Cody farklı düşünüyor. Toru'yu da çok kızdırdın. Beni sattınız. Param nerede? Yapma Toru. Bir dişini daha çek. Hadi. Kıpırdama pislik. Yanlışlıkla dilini koparacaktım. Ama daha işimiz bitmedi. Bu herkese ters olacak. Dur bakalım, dur. Hazır dişini çekeceğiz olsun. Dişsiz halimle bal kabağına benzedim pis herif. Ağzına mum koyacağım. Lütfen. Yeter doğru. Lütfen. Bunu ilk uyarı olarak düşün. Bir dahakine o sandalyede Vige borcu olan başka biri olabilir.
Hayır, lütfen, yeter artık. Kardeşinin elinde işi torunun yönettiğine dair kanıt vardı. Ash Polanski'nin adresine postaladığını söylemişti. Yeter artık. Hayır, lütfen yapmayın. Telefonu neden bıraktın peki? Şifreni. Kime güvenebileceğimden emin değilim. Burada hala anlayamadığım işler dönüyor. Beni öldürmeye kimse gelmiyor. Ash Polanski'nin Toro'dan aldığı $5 million bende. Hepsi de zamanı gelince teminat olacak. Ölmeden önce bana Mogoshoya Sarayı'ndaki bir kasanın anahtarını verdi. Şehrin dışında, tepede bir yerde. Bu durumda güvenebileceğim tek kişi kardeşim olacak, John. Bu anahtarı bu kayıtla birlikte sakladım. John, sen ne yapacağını bilirsin. 5 milyon. İyi akşamlar kızlar. Sizi korkutmadım umarım. Joe, ne haber? Bu gece kulüpteki adam, arka masadaki. İkiniz de onunla yakından ilgilendiniz. Kimdi o? Sadece bir müşteriydi. Ne dedin? Sadece bir müşteriydi. Aa, affedersin. Canını mı yaktın? Beni aptal mı sandın? Aptala benzer bir halin mi var? Sana basit bir soru sordum. Joe, o eski sevgilim buraya ne? Geldi ve... Sizi kurtarmaya mı? Adamlarımın kollarını kırmaya mı? Sadece bir müşteri. Patronlara borçlandığınız parayı kulübe geri vereceksiniz. Evet. Her şeyi gördüm. Kamera kayıtları var. Anlat hadi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hayır, 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 hayır. Bak, bana yalan söyleyemezsin, suç. Kaç. Hayır, burada olmaz. Yakala onları. Çok eğleneceğiz. Siktir. Mason, ne yapıyorsun dostum? Anahtarları sana bıraktım dostum. Hey, kaldır beni. Ah, siktir. Ne oldu sana be? Ha, bilirsin ya, sıradan bir gün. Araba çarptı ve senden dayak yedim. Siktir. Kapıyı çalsana moruk, seni öldürecektim. Sıraya geç dostum, herkes beni öldürmeye çalışıyor. Ah, siktir. Joe Wick mi yaptı? Hayır, ben çıkarken hala kulüpteydi. Başka biriydi. Başka biri mi? Evet, kovboy şapkalı bir herif işte. Yüzünü göremedim. Toro değil mi? Evet, o olmalı. Soğuk, kalpsiz piçin teki. Perişan durumdasın. Hey, bira ister misin? Aa, evet. Ah, siktir. İndir ayağını.
Ah tabii. Tıpkı kardeşin gibisin. Şerefe. Lanet olsun. Payne sanırım Valley'i öldürdüler. Bu da nereden çıktı? Bu sabah buluşacağımızı söyledi ama gelmedi. Sabah toplantıya gelirim. Valley her zaman gelir. Onun tarzı bu. Kaseti getireceğini söylemişti. Kızın ve pezevengin öldüğü videoyu. Cep telefonundan aradım. Cevap vermedi. Evi de aynı şekilde. Bak dostum, Toro beni iki kez öldürmeye çalıştı. Ve öldüğümü sanıyor. Muhtemelen sonuncu olurdum. Hayır dostum, bir kişi daha var. Ben. Bana şu Ash Polaski'den bahset. Evet, evet. O senin kardeşinin muhbiriydi. Yani cesedi bulunana kadar ağzının olduğu yerde kocaman bir delik var. Şuna bir baksana. Tamam, elimizde ne var? Şuna bak. Bu Polanski nereden buldun? Cody'den. Evet, Joe Wig'i indirmek için yeterli. Bu görüntüyü yüzlerce kez izledim. Ve Toro'dan hiçbir iz yok. Kimliği tespit edilemiyor. Sesimi de değiştirmiş gibi. Yani... Ben anlarım. Bu peşime düşen herifin ta kendi. Şu aptal şapkaya bak. Evet, o gece otoparktan beri kardeşini hiç böyle görmemiştim. Tamamen kontrolden çıkmıştı. Wig'i istiyordu. Ama çok hırslıydı. Nasıldır biliyorsun. Lanet olsun, onu çok özledim. Evet. Cody sana kız arkadaşından bahsetti mi? Lacey mi? Evet, Lacey Love, her zaman. Peki ya kız kardeşi? Şuraya baksana. Burası harika. Geri dönmeden önce son sokağa da bakalım mı? Lütfen. Evet, olur tabii. Seni burada beklersem bana darılır mısın? Hayır. Öyle mi? Tamam, sen gez o zaman. Beni öğle yemeğini götürdüğün için teşekkür ederim. Rica ederim. O tarih sınavını geçeceğim. Başaracağını biliyorum. Aynı sana benziyor. Beni tanıyorsun öyle değil mi? Sen ve Cody ne zamandır? Evli miyiz? Sadece kısa bir süreliğine. Onu sevmiştim. Beni kurtarmak istedi, biliyor musun? Evet, biliyorum. Ama kimden? Merhaba. Merhaba. Seni tanıyorum. Evet, tanıyorsun. Daha şu kadar çocuktun. Evet, şimdi ise büyüdüm. Görüyorum. Sen Cody amcayla mı çalışıyordun? Evet, öyle. İyi misin sen? Evet. Harikayım. Onu özledim. Ben de öyle. Frankie beni onların dünyasına sürükledi. Kızları işe almasına yardım etmezsem etrafımdaki her şeyi ve herkesi yok edeceklerdi. Joe Wig manyağın teki ama Toro, o şeytan. Kabul edince gerçekten ne yaptıklarını öğrendim. Uyuşturucu ticareti. Bırakmak istedim ama Wig beni tehdit etti. Eğer kaçarsam Aaron'ın peşine düşecekti. Kardeşim daha 15 yaşında, John. 15 yaşında bir kıza ne yapacaklarını kimse bilemez. Erwin'i götürebileceğin bir yer var mı? Bir süreliğine kaybolsa. Daha önce denedim. Bunu Toro mu yaptı? O da olabilirdi.
Big adam yaralar, onun işi bu. Aaron'ı görmem için birkaç saat verdiler, hemen dönmeliyim. Büyük bir sevkiyat planlıyorlar. Frankie'de yeni kızlar var. Kendine dikkat etmelisin. Evet. Sen de. Teşekkür ederim. Gitmeye hazır mısın? Evet. Tamam. Gidelim mi? Evet. İyi misin? Hadi. Tren istasyonuna bırakayım seni. İzlemek nasıl bir duygu? Çaresizce ekrana yapıştığını biliyorum. Jovek. Sen de kimsin dostum? Jovek. Tanıdık gelmiyor. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi nasıl? Bak ben aslında... Peki ya şimdi? Biriniz güvenliği çağırabilir mi lütfen? Şimdi bir şey hatırladın mı? Ben sadece kulübü işletiyorum. Olaylara bulaşmıyorum. Lütfen... Umarım aradığın şeyi başka yerde bulursun. Yürüyüşe çıkıyoruz. Güvenlik! Kızlar! Yardım edin! Frankie'yi götürüyoruz. Şurada bekle. Ben sadece... Yürü. Siktir. Beyler fazla vaktimiz yok. Çabuk. Hiç delil bırakmayın. Hadi, hadi. Duydunuz mu? Çabuk. Hepsini toplayın ve kaldırın. Bütün malı toplayıp götürün.
Kadınlara eziyet etmeyi seviyorsun ha. Sky ve Monica'ya üzülmüş olmalısın. İkisi de taş gibiydi. Sert adamsın ha? Buraya gelip beni haklayacağını mı sandın? Nasıl koruncumun farkında mısın? Siz polisler zaten ölüsünüz. Ama haberiniz yok. İşkenceye vaktim olmadığı için şanslısın. Daha fazlasını hak ediyorsun. Lütfen. Lütfen beni öldürme. Bak, sadece kulübü işletiyorum. Burada gördüğün her şeyi o adam zorla yaptırdı. Yemin ederim. Hangi adam? Toro. Yani onu gördüm. Arada sırada geliyor ama kendini gizliyor. Tuhaf bir sesi var. Thank you for. Ne dersem onu yapacaksın. Buraya sadece Lacey için geliyor. Lütfen. Lacey Love mı? O kıza kafayı takmış. Hiç rahat bırakmıyor onu. Lacey sana anlatır. Kapat çeneni. Yürü, gir şuraya. Gir, hadi içeri. Sen Toro'nun sevgilisi misin? Ne? Hayır. Açıkla hadi. Bana inanmalısın John. Cody'yi seviyordum. Toro delirmiş. Beni istiyor ama asla alamayacak. Sana yemin ederim. Tamam. Tamam, buradan kurtulmana yardım edeceğim. Ama Toro'nun kim olduğunu biliyorsun. Benim için bir toplantı ayarımını istiyorum bu gece. Saat 8'de Mogoshoya Sarayı'nda. Şehrin hemen dışında. 5 milyonun bende olduğunu söyle. Joe Wiggin öldüğünü de. Frankie Fine'de öldürdü. Takas için seni getirmesi gerek. Seni verince parayı alabileceğini söyle. Ancak bu şekilde olabilir. Cody'yi sevdiğini söylüyorsun değil mi? O zaman bunu benim için yap. Ve ona söyle, bana kazık atarsa götüne tekmeyi basarım. Oo, merhaba. Ben de Noel yemeği için seni arayacaktım. Gelebilir misin? Hey, bak, Arnold, yardımına ihtiyacım var dostum. Toro'yla bir buluşma ayarladım. Toro. Evet. Bu imkansız. Bak, elimde Toro'nun istediği bir şey var ve onunla anlaşma yapmak istiyorum ama desteğe ihtiyaç var. Tamam mı? Bak Arnold, sadece Toro'ya istediğini verip Cody'nin karısını kurtarmak istiyorum. İstediğim bu. Toro'nun Cody'nin ölümüyle bağlantısı yok. İki farklı şeyi karıştırıyoruz. Lacey Love'ın bana anlattıkları. Arnold, sadece yardımına ihtiyacım var. Sen ve eski ajanlar arkamı kollarken ben de takası yapabilirim, anladın mı? Hey, Toro'yu yakaladığımızda senin itibarın artar. Sadece kızı kurtaracağım, o kadar. Briggs çıktı. Sadece biz kaldık. Peki, hazır mısın bakalım? Cody öldü Payne. Takım öldü.
Sadece sen ve ben. Yani hazırım. Nerede, ne zaman? Kaç tanesini ben öldüreceğim söyle. Magoshoya Sarayı. Bölgenin tarihinde derin kökleri olan eski bir saray. Cehenneme giden deliğin üzerinde inşa edilmiş diyorlar. Bu delik o kadar derinmiş ki dibini hiç kimse göremiyormuş. O zamandan beri içinden hayvan insan melezlerinin çıktığı biliniyor. Ve kara kanatlı korkunç yaratıkların bölgede uçtuğu söyleniyor. Burası cehenneme giden kapıysa sonsuza kadar kapatma vakti geldi artık. Yüksek bir yer buldun mu? Olumlu. Payne, misafirimiz var. İki minibüs ve bir araba. Yavaşlıyorlar. Etrafımızı saracaklar. Evet, fark ettim. Bilgi vermeye devam et. Sana doğru geliyor. Diğerlerini kaybettim. Yer değiştiriyorum. İkinci konumda hazırım. Sana doğru yanaşıyorlar. Ben 6 adam saydım. Onları tespit etmelisin. Anlaşıldı. Kaçıyorum. Erin! Benimle anlaşmak istiyorsan buradayım. Kardeşinin küçük fahişesini de takas için getirdim. Oralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Ölülerin arasında. Dış duvarda bir şey var mı? Olumsuz. Önceden saraya doğru ilerliyoruz. Anlaşıldı. Orada mısın Payne?
ölülerin arasında mı? John Crane için uygun bir mezar. Ölüler arasında yürüyor. Bunu biliyor muydun John? John Crane aslında bir ölü. Bunu biliyor muydun? Sen nereden biliyorsun Toro? Korkak! Dışarı gel! Hala ondan bir iz yok. Dış duvar temiz. Bekleyin efendim. Bir şey gördük. Kuzeydoğu asma katında keskin nişancı var. Hazır mısın peki? Hedefi gördüm. Talimat ver. Hey! Beni istiyordun. Buradayım işte. Ateş et. Bu ailesi için... Bu Monica için. Saklanamazsın piç kurusu. Bu Wally için. Bu da ailesi için. Kaçmak için geç kaldım. Pekala Toro, bitirelim şu işi. Param nerede Pain? Şapelin içinde. Kızı bırak seni götüreyim oraya. Bir çantanın içinde. 5 milyon var. Siktir. Kızı bırak, paranın yerini göstereyim. Yalan söylemediğinden nasıl emin olabilirim? Ben parayı alınca sen de kızı alacaksın. Onu dışarı çektim. Onu gördüm. İşin bitti adi herif. Efendim, nişancının yerini tespit ettik. Nihayet. İkisini de vurup işlerini bitirin. John! Dikkat et! Neyse! Briggs. Kendi adamlarını sattın. Solunda adamlar var. Buraya kadar. Silahını çukura at. Güzel numara Arnold. Çanta nerede? Bu sefer hikayen ne Arnold? Hikayeye gerek yok John. Bitirdim. Herkes öldü. Lace de dahil.
5 milyon avroyu alıp ortadan kaybolacağım. Şimdi çantayı bana ver. Ben kaybolacağım kesin. Sen olduğunu zaten anlamıştım. Ne zamandır? Şapkan çok güzel. Ama herkes üstünde bizim birliğin arması olan beyaz kabzalı 911 ile gezmiyor tabii ki. Hiç zekice değildi Arnold. Ne zannediyordun? Öylece kaybolabileceğini mi? Nasıl biteceğini düşünüyorsun? Efsane John Payne görev sırasında öldü. Toro yetkililerden kaçtı. Yazık, onu yakalamaya çok yakındım. Ver şu çantayı Payne. Beni mi arıyorsun? Evet. Seni de vali gibi deşeceğim. Seni de vali gibi deşeceğim. Planımız şu baylar. Valinin evine baskın yapın. Bana paramı getirin. Bütün birlik boşuna uğraştı ve eli boş döndü. Ekibi yeniden kurabilirdin. Neden öyle yapmadın? Neden öldürdün? Neden Cody? Kız ona aşıktı. Beni sevmesini istedim. Çok basit. Ölmesi gerekiyordu. İşle ilgili değildi. Bu eski dostum tamamen kişisel. Valinin ailesi ne olacak? Çocukları ne olacak? Lanet çantayı bana ver. Hepsini bir kadını olan takıntının yüzünden mi öldürdün yani? Onlar sadece piyon John. Başkalarının oyununda piyon olmaktan yoruldum. Kendim yönetmeye karar verdim. Kanını temizlemekle uğraşmak istemiyorum. Ver şu lanet çantayı bana. Çocuğu. Yeter! Ver şu çantayı dedim! Ne olacağını söyleyeyim. Beni vurmaya çalışacaksın. Ama bu işe... Sonra da... Dövüşeceğiz seninle. Ama bundan hoşlanmayacaksın. Ve sonra... intikamlarını alacağım. Sky'ın, Monica'nın, Lace'in, Valley'in ve ailesinin ve Cody'nin sefil hayatını ödeyeceksin. Evet, doğru. Mermilerini kontrol etmedin. Ondan önce kasanın şifresini de değiştirmen gerekir. Ve bu kadar yaklaşmama izin vermemeliydin.
Birazdan geliyorum. İstediğiniz yere oturabilirsiniz. Ne alırsınız? Ha, merhaba Adina. Evet, ben Adina. Smith, gece vardiyasında çalışan diğer Adina ile karıştırmayın. Buna sevindim. Evet. Doktorum iyi bir terapi olduğunu söylüyor. Yani dışarı çıkıp insanlarla konuşmak. İletişim kurmak. Çok güzel. Aklımda tutayım. Doktordan bahsettin. Ne oldu sana? Bir kazaydı. Trafik kazası. Ve kocam her şeyi böyle anlattığımı duysa beni öldürürdü. Çok zeki bir adam galiba. Öyleydi. Ama bana bir hediye bıraktı. Peki ne alırsınız? Sadece kahve istiyorum. Tamam. Nadine, kalemini ödünç alabilir miyim? Tabii John. Kahveni hemen getiriyorum. Tamam. Lacey. Her şey yoluna girecek, merak etme. Çok az kaldı. Siparişinizi birazdan getiriyorum. Eğer bir gün New York'a yolun düşecek olursa beni bul. Eskiden House of Pain olan mekanın adı artık Cody's oldu. Görüşmek üzere. John. Cody de bunu isterdi kardeşim. Evet, şimdi bitti. Kalacaksın. Öyle düşünüyorum. Sen? Hayır dostum. Kendi barımda huzur ve sessizlik var. Tabii. Artık New York'a gelince beleş bira içebilirim yani. Evet, kesinlikle. Ne oldu? Huzur ve sessizlik. Buraya gelmeden önce barı birkaç serseriyle dekore ettiğini duydum. Aha. Zito kardeşler. Hı-hı. Evet öyle. Duyduğuma göre birini kendi silahıyla indirdi. Diğerini de pencereden attığını. Çünkü camı zaten değiştirecekti. Ama en sevdiğim kısmı dövmeden önce nasıl döveceğini anlatman.
Tanıdık geldi mi? Bak biliyorsun insanlar bir şeyleri abartmayı sever. Çünkü tabii. Yani anlarsın. Dövdün mü dövmedin mi? Yani dövüş ay. Bak dövüş karşılıklı darbeler. Bak dostum. Huzur ve sessizliği boş ver. Bira istiyor musun istemiyor musun? ADS Briggs'in yerine geçmemi istedi. İnanabiliyor musun? Sahi mi? İçki doldurmaktan sıkılırsan beni ararsın.